Evet arkadaşlar, dünyanın en güzel binası 360 derece tepede görünüyor şöyle baktığınız zaman. Evet bakın şöyle 360 derece bina dönüyor Sergi Payı'nda. Bu binanın özelliği neydi abi? Burası Bangkok'ta yapılan en yüksek bina. İlk en yüksek bina. Bundan sonra ikincisi yapıldı. İkincisinin adı Nakhonayok binası. Bu binanın en önemli özelliği tepesinde dönen bir tavan olması. Döner tavanda bütün Bangkok 360 derece görebiliyorsunuz. Ayrıca burası 0 kilometre olarak geçiyor. Bangkok 0 kilometre burası. Kaç katlı bu bina abi? 84 katlı. 84 katlı bina arkadaşlar. Şimdi bu binaya çıkacağız. Sizler için tepeden Bangkok'u çekeceğiz ve aynı zamanda bu binada yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Evet şu anda Bangkok Sky Otel'e geldik arkadaşlar. Bangkok'un en yüksek ikinci binası. Evet, Sky'a giriş yapıyoruz şu anda. Tayland'ın en yüksek binasına giriş yapıyoruz. Videodayım. Leading elevator company, LG, has specially designed this elevator to run smoothly at the speed of 240 meters per minute, and it takes approximately 1 minute and 20 seconds from the ground floor to the observation room. Beginning with the 20th floor, the light will be switched off to allow you to have a better view of the eastern side of the city, where the most important residential areas in Bangkok are. On a clear day, you can see far away beyond the Chao Phraya River to the Gulf of Thailand. Thank you for your visit. Enjoy the magnificent view of the city, and we are looking forward to welcoming you back in our Bayok Sky Hotel in the near future. Asansör dakikada 240 metre hızla çıkıyor yukarıya. Oo. En yüksek hızı o. Yok, hayır, 73. 73, 200 değil. He, sadece 73. He. 77 kat. O sansür. Ha, 77 kat. 270 olur mu? 78 metre konusu lazım. Metre. Metre olarak. 300 metre çıkıyor bu sansür. Dışarı bakmayacağım. Ne şeyler? Yazık. Bakmayacağım. Ben sen cihanın cilemde. Yazık ne aşağı bakıyor? Vallahi ne şıkkı. Kaldım. Kaldım. Yakın müsaade edin abi. Videoyu sonra çıkıyor. Aman. 77 dolar da bu işte. Evet. Japon yemeğine başlıyor. Japon yemeği seviyorsanız sushi, sashimi buradan alıp geçebilirsiniz sonra. Evet arkadaşlar. Onlar pişince var, sıcak. Pişirmiş istiyorsunuz.
Altı vurmaya lazım. Tamam, buradan koyuyoruz mu? Buradan koyup da mı geliyoruz? Sopamız, karama da var. Bunlardan koyup da mı geliyorsun? Yok, oradan koyuyorlar size. Orada. Solun ızgara burada var, bana ızgara burada var. Sonrasında soslarını buradan alabilirsiniz. Ayrıca burada yengeç var, yengeç emlik olarak. İyi bakın yerlere. Evet, açık büfe. Kendimiz alıyoruz orada. Kendimiz alıyoruz orada, tertemiz. Evet. Somon ızgara attırabiliyoruz mu? Somon orada yaptırıyor ızgarayı. Somon ızgara istediğiniz zaman buraya söylüyorsun. Salmon değil. Onların adına somon. Salmon değil. Salmon mı diyorsun? Salmon. Orada yazayım. Salmon derseniz anlar. Salmon çıkacak. Tamam. Salmon. 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 Evet. Salmon. Ne kadar? Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Bu sefer Salman. Sana da alayım. Tamam, sağ olasın. Bu ne? Büftek mi? Ha? Evet arkadaşlar, şöyle açık büfe, istediğiniz her şeyi buradan alabiliyorsunuz. Ve bu restoranda 73. kattan böyle manzara eşliğinde Bangkok'un en yüksek binasından Bangkok'u seyrediyoruz. Hem istediğiniz yemekleri yiyorsunuz, hem de manzara seyrediyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar, şu anda Tayland'ın Bangkok'un en yüksek binasındayız ve yaklaşık 84 metre yükseklikteyiz. 360 derece dönen binadan Tayland'ı, tamam, Tayland'ı sizler için görüntülüyoruz. Bu bina böyle dönüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Döne döne 360 derece şehri izleme imkanına ulaşıyorsunuz buradan, binanın en yüksek katından. Binanın dönen merkez arkadaşlar. Şöyle baktığınızda böyle dönüyor. Yani bina dönüyor komple.
arkadaşlar. Şöyle binanın 84. katında fotoğraf çekilmek için böyle bulutlar, melek, balon, uçan balon ve salıngaç var. Burada insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Evet. Gerçekten muhteşem bir bina. Pamukları bulut haline getirmişler. Böyle. Kanatlarını da yukarı çıkar. Ellerini... Evet, işte bir fotoğrafçı burada nostalji eski makineyle fotoğraf çekiyor. Şurada da gördüğünüz gibi bakın eski tarihi eşyalar var. Makineler var. Televizyon, daktilo. Böyle tıpkı bir müze gibi. Tam bir nostalji yapmışlar buraya arkadaşlar. Gerçekten Tayland'ın kullanmış olan eşyalarından böyle nostaljik bir yapısı var. Burada da bir tane taksi motor. Evet. Gene burada. Gelin gelin, bu tarafta çok güzel şeyler var. Bak fotoğrafçı var burada. Asıl işte burada çekince. Asıl burada çekince işte. He. Dikiş dikkat. Ne taktilo mu yazıyorsun? Yaz, yaz kızım. Çalışıyor daktilo galiba lan. İşte bir tane kanı arabası. Bunlar da bu da heykelleri. İşte bu binanın da maket hali. Şöyle aynen bunun gibi üstten dönüyor. Evet, şimdi Tayland'da gece pazarına geldik. Bakalım gece pazarını dolaşacağız. Neler varmış gece pazarında bir görelim yani. Şöyle dışarıdan baktığınızda ışıklı her tarafı. Duvarları ışıklı.
Şimdi buluşma noktamız burası, Kefsi'nin önü. Giriş kapısı saat 9.30'da buradayız. 1 saat 10 dakika var. İsteyenler buradan devam edebilirler. Otele dönmek isteyenler 9.30'da burada olsunlar efendim. Yeni gittiğimizde yeni kanalımız. Aralara gelişir. Dört taraflarına sonra. Evet, bakın bunlar da Hindistan ceviz ağaçları. Değerli arkadaşlar, ve yüksek. Evet, şöyle baktığınız zaman Hindistan cevizinin ağaçları. Şöyle giriyoruz. Bizim kemer altına benziyor. Giyim eşyaları, takılar. O şekilde. Gece pazarı bu şekildeymiş. Hediyelik eşyalar daha çok. Hediyelik eşyalar var. Gece pazarından böyle. İlginç bir salon. Geleceğim. Evet, egzotik meyve sepetleri. Şöyle meyvelerde. Thank you.
şeker kamışı arkadaşlar. Bunun suyu çıkıyor. Bakalım nasıl yapılıyor. Ejderha meyvesi, muz, 25 lira. What is this? Ha, bu çekmiyor. Yapabilir misiniz? Ha, anladım, okey, tamam. Okey, okey. No, have, no, have ticket. No, no, where no, we go? No. Entry where? Entry. This way. This? Yeah. Oh, yeah. This. When I stop at the mall. When I stop at the mall. Hello. Hello. Ha? Ma
Sawadika. Egzotik meyveler söylüyormuş. Thank you.
ี่ปากน้ำทอดครับอะไรนะพี่ปากน้ำมีแต่ปากน้ำทอดครับเนื้อทอดไม่มีเลยขายยังไงครับพี่60 บาทครับ60 บาทเอาอันนี้60 บาทเลยครับน้ำครับใช่ครับ